Selamünaleyküm arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır duasıyla başlayalım inşallah. Bu videomuzda da arkadaşlar nisbet yağısı konusundan biraz bahsedeceğiz de inşallah. Arapçada isimden isim türetme yönlerinden, yollarından biri de arkadaşlar. Nispet yağısı dediğimiz aidiyet yağısı da diyoruz buna. Bir şeyin bir şeye, herhangi bir şeyin herhangi bir şeye ait olduğunu göstermek için kullandığımız bir Y harfini ismin sonuna ekliyoruz arkadaşlar. Bu isimden isim türetme ekidir de diyebiliriz buna. Bunu işte bir şehre ait olma, bir ülkeye, bir bölgeye, bir tarikata, mezhebe, inanca, bir sanat akımına veya bir düşünce akımına arkadaşlar aidiyeti ifade etmek için de kullanıyoruz nispet yağısını. Mesela Lübnan'a ait diyeceğimiz zaman Lübnan, Lübnani. Mesela ben ene Lübnani dediğimde ben Lübnanlıyım diyoruz arkadaşlar. Arabın, Arabi, ben Arabım. Yani Arap ırkındanım, o ırka aitim. Türkiye dediğim zaman ben Türk ırkına aitim arkadaşlar. Tarihun, mesela tarih, tarihi dediğim zaman tarihi olan, tarihe ait olan anlamına geliyor arkadaşlar. Yine nispet yağısıyla birlikte arkadaşlar bazı isimlerin sonuna dişil t'si de getiriyoruz. Bunları da arkadaşlar bir düşünce akımını ifade ederken bu şekilde kullanıyoruz. Mesela şe'biye dediğim zaman şe'bün halk arkadaşlar. Eş-şe'bi dediğim zaman halka ait olan ama eş-şe'biye dediğim zaman da halkçılık düşünce akımından söz etmiş oluyoruz. Mesela kavmin, kavim, millet demek arkadaşlar. El-kavmiye dediğimiz zaman milliyetçilik akımından, düşünce akımından söz etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz okurken Lübnaniyün demiyorum, Lübnani diyorum ama aslında arkadaşlar yazımda okurken Lübnani diye uzatarak okusak da Lübnaniyün sonunda bir şeddeli Y'dir. Bu nispet yazısının bir şeddeli Y olduğunu unutmayalım. Rusya, Rusiyün, Suriye, Suriyün veya Suri, Rusi şeklinde arkadaşlar. Rusiyün, Rusyalı Suriyün, Suriyeli şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Özel isimlerde arkadaşlar eğer kelimenin sonu elif veya tay merbuta ile bitiyorsa bunları atıp sonra nispet yağısını getiriyoruz. Mesela Türkiye dediğim zaman buna nispet yağısını birleştirdiğimde ne olur? Türkiye, yani bakın okunmuyor. Onun için şu elifi atıyoruz arkadaşlar. Elifi attıktan sonra ne kaldı? Türk kaldı. Sonra nispet yağısını getiriyoruz. Türkiye'nin. İşte Medine'tün T'yi atıyoruz. Medeni'yün diyoruz arkadaşlar. Mekke'tü Mekkiyetün şeklinde kullanıyoruz. Kelimenin sonunda elif-i maksure varsa arkadaşlar nispet ismi yapılırken elif-i maksure vav haline çevirir. Bakın dünya bu elifi vava çeviriyoruz elif-i maksureyi. Dünyeviyün dünye onu vava çevirince dünyeviyün mana maneviyün feta feteviyün şeklinde nispet ismiyle okunur arkadaşlar. Nispet isminin müennesine gelince de müennesinde arkadaşlar uzatarak okuma olayı yok. Türkiye, Türkiye yündür aslında ama Türkiye diye okuruz. Ama Türkiyetün bunlar da Y mutlaka şeddeli olur. Mısriyün, Mısriyetün, Mısri, Mısriyetün, Rusiyetün arkadaşlar Rusiyetün Ummani Ummaniyetün şeklinde
Dişil T'si geldiğinde okunur arkadaşlar. Evet, nispet yağıtının özelliklerini kısaca bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bir bölgeye, bir dine, bir ırka, bir medeniyete ait olmayı ifade edeceğimiz zaman nispet yağıtını ismin sonuna ekliyoruz. Nispet yağıtı isimden isim türetme ekidir diyoruz arkadaşlar. Mesela Alevi diyoruz, Şafii diyoruz, Sünni diyoruz. İşte bunların sonundaki hani bunlar da bir mesela mezhebe ait olma değil mi? Bir cemaate ait olma. İşte Nakşibendi diyoruz mesela değil mi? Nakşibendi tarikatına mensup kişilere. Sünni diyoruz. Sünni'ye ait olan Şii diyoruz mesela Şii'ye ait olan. İşte arkadaşlar bunların hepsi nispet yağısı. Zor bir konu değil. Sadece bilmemiz gereken 2-3 tane madde var. İnşallah açıklayıcı olmuştur video arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Fi emanillah. İlel lika me'a selame.